Efendim yeni şarkı, yeni klip çekimi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nasıl bir şarkı, nasıl bir klip geliyor hemen sizden dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Tekrar Kına gibi bir şarkımız geliyor inşallah. Söz müzik Adnan Fırat'a ait. Gene bana çok güzel bir şarkı yazdı, sağ olsun. Umarım Kına gibi bu da çok güzel dinlenir ve çok sevilir. Ben çok sevdim. Bir de çok değişik bir konseptle yapıyoruz. İzleyicilerimiz de inşallah beğeni ve severek izlerler. Şimdi Kına aldı başını gidiyor. 113 milyondaydı en son. Evet. Yok, en son 115 milyondaydı. 115 milyon oldu. Galiba. Şimdi beklenti de büyük tabii yeni şarkı için. Tabii ki de. Yani Kına'yı geçer diye düşünüyoruz. Çünkü çok değişik bir şarkı. Ve beni gerçekten çok tamamladığını düşünüyorum. Umarım güzel olur her şey. Yani önümüzdeki tabii düğünlerde çalacak bir şarkı geliyor herhalde değil mi? Yine böyle alyans şarkı oldu. Pandemi evet eğer biterse Kına gibi çok yükseleceğini düşünüyorum. Peki. Şimdi bu kıyafetin bir özelliği var bildiğim kadarıyla. Evet. Klipte siz giyeceksiniz, kullanacaksınız. Sonra bu kıyafet nereye gidiyor? Bu kıyafet Jennifer Lopez'e gidiyor. Kendisinden önce ilk biz denedik. Yani dedim ya. Gibi olmuş. Teşekkür ediyorum. Dedim ya çok güzel bir konseptle klibimizi çekiyoruz. O yüzden güzel bir tasarım oldu. Umarım bana şans ve uğur getirir Jennifer Lopez'den önce. diyelim. Hedef kaç Kına'dan sonra diyelim o zaman? Tahmini hedef diyelim. Kaç olur? 150 milyon. 150 milyon. İddialı. İddialı konuşuyorum. 200 milyon da olabilir ama... bir 150 milyon bekliyorum. Bu tıklanma tabii diğer sanatçılara nazaran baktığınız zaman çok ayyuka çıkmış bir tıklanma. Evet. Ama benimkisi tamamıyla orijinal. Bu çok önemli. En azından bir oradan buradan yükleme yok. Ve her yerde biliyorsunuz ki Kına şarkımız her yerde. Ünlüsü, ünsüzü, futbollarda her yerde çalıyor. Statlarda da çok çalıyor. O yüzden bu şarkı da Kına gibi... Söz yazarı da aynı olduğu için. Bakalım nasıl olacak? Kıskançlık oluyor mu efendim? Çok. Hangisini anlatayım? Beddua edenlerimi, hakaret edenlerimi. Hangisini anlatsam acaba? Ama olsun, meyve veren ağaç taşlanırmış diye düşünüyorum. Güzel bir yoldayım. En azından sesimle bir yerlere geldim. Çok şükürler olsun. Güzel olacak ya. O zaman bu genelde bu şarkı evlenme teklif edenlerin işine çok yarayacak diye tahmin ediyorum. Kesinlikle zaten yeni evlenecek çiftlerimize ve onların arkasından gelenlere güzel bir hazırlık oldu. Kına zaten o yüzden sevildi. Çünkü Kına gibi bir şarkı yoktu. Bu da Kına'nın devamı diyelim. Şimdi Kına'yı yaptık. Düğün şarkımız da bu oldu. Evet, sıradan artık, ne olacak? Balayı şarkısı mı diyor? Artık Berna Tan'ı evlendiriyoruz bununla. Artık şey olacak herhalde... Çocukla alakalı bir şey çıkartırız diye düşünüyorum. Buradan Adnan Fırat'a duyurulur. Ona göre böyle güzel bir şey yazsın. ya da balayı. Bakalım. Peki hayırlısı olsun tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Son bir detay alalım. Dönebiliyor muyuz onunla? Yine arkada. Dönebiliyoruz mu? Dönebiliyoruz. Dönersek. Daha döneyim mi? Teşekkürler. Evet, bir detay alıyoruz. Buradayız kameralarda.